Selam, evin ne tarafından güneş geliyor bilemiyorum ama şimdi gördüğünüz üzere duştan çıktım, giyindim. Bugün çok fazla bir işim yok ama yine de vlog çekmeye karar verdim. Aslında birçok işi sabahtan yaptım. Yine de bunları anlatmadan önce size küçük bir şey göstereceğim. Kuşucuğum, uyuyormuş mu anneciğim sen ya? Hadi gittim ben. Görüşürüz. Şuradan telefonları alacağım. Banyo sonrası kombinim efsane değil ama öldürmüyor da yani. Şöyle görebilirsiniz. Belim ince olmadığı için bu tarz şeyler mükemmel olmuyor ama şöyle durabiliyor. Eğer beni storylerden takip ediyorsanız biliyorsunuz şurası kalabalıktı. Şu taraf, daha doğrusu boşalttık. Bebeğim bar alanım geldi mermerden. Biraz büyük çene ama şu arka tarafı falan değiştireceğiz. Şuralara bir şeyler yaptıracağız falan. Şimdi birazcık da bu aynaya gideyim. Şimdi bu tarafı ana makyaj alanımız olacağı için şuraya masamızı bekliyoruz. Bu metal raf sisteminin olduğu yere de yine çekmece gelecek. Bu banyoya gidecek ama ben şu an makyaj malzemelerini sığdıramadığım için böyle bir şey yaptım. Bu arada bu da mermercinin bize hediyesiydi. Şu siyah şekilde geldi. Ben de sprey boya almıştım. Onunla boyadım. Biraz sinirlerim bozuk değil. Bozuk çünkü şurayı daha sonradan kaplamak aklıma geldi. Önce kenarları kapladım. Okey. Ama üst kısmına birazcık geldi. Bakalım onu nasıl temizleyeceğim. Şöyle biraz geniş açıdan göstereyim. IKEA bercerimiz ve Zara Home sehpa. Sehpa yalnız çok uyuz. Çok güzel bir tipi var. Kablomu alıyorum. Çok güzel bir tipi var ama şöyle sallanıyor. Sinirimi bozuyor o yüzden. Yeniden manzara. Şimdi bu tarafa geri dönüyorum. Aynacığım yeniden. Bar alanında neden bantlar var onu anlatayım. Silikonla yapıştırıldığı için birbirlerini sıkı tutması gerekiyor. Masayı hala temizleyemedim kahvaltıdan sonra. Bu da saksı. Zara Home. İki saksıyı beraber. Bunun bir de küçüğünü aldım. Bir boy küçüğünü ama şu an şu camlarda boşluk olduğu için Pixie sürekli giriyor buraya. Diğer bitkiyi yemeye çalışıyor. Bu bitkiyi yemediği için bunu böyle bıraktık. Bitkiyi sileceğim biraz sonra. Anlayacağınız evde artık yavaş yavaş ana şeyler oturuyor. Çok fazla küçük şey var almak yapmak istediğim ama zamanla olması gerektiği taraftarıyım. Çünkü ne kadar acele edersem edeyim olmuyor. Bir türlü zamanda gelmiyor hiçbir şey. Bu mermer masayı mesela 1,5 ay, 2 ay oldu. Bekliyoruz. Yani taşındığımız hafta verdik siparişini, gördüğünüz üzere Mart'ın ortasına kadar geldik. Ne yazık ki. Mermerde de şöyle bir şey oldu. Ben bilseydim siyahın bu kadar gözükeceğini, ayaklarının eskitilmiş altın rengi gibi olan renkten isterdim. Ama yani yapan yer asla asla güzel yapmadı yani. Asla işinin peşinde koşmadı. O yüzden sinir oluyorum oraya. Çünkü bunun gelmesi bu kadar uzun sürmez yani. Neyse yine de ellerine sağlık getirdiler. Haklarını da yemeyeyim. Sonuçta getirdiler yani. Ama sinirimi bozdu. Şimdi ayaklarını boyama kararı aldık ki biraz daha şık dursun. Çünkü çok büyük bir parça. Her yerden gözükecek bir parça. O yüzden çok çok siyah durmasını istemiyorum. Ayrıca tahmin ettiğimizden birazcık daha fazla sandalye ihtiyacımız var. Şimdi çok konuşmadan bugün neler yapacağım? Küçük bir özet geçeyim. Oturacağım şimdi bilgisayarda işlerim var. Onları halledeceğim. Bir kahve içeceğim. Hatta onu beraber yapalım. Archer'in Türk kahve makinesi. Fark eder mi bilmiyorum. Tek elle hazırlama challenge. Türk kahvesi içesim geldi. Tek başıma çok kolay kolay Türk kahvesi çekmez canım ama şu an bir keyifçilik modundayım.
Bakın hatta bu astar burada. Poşetleri şimdilik buraya koyuyorum. Arama yapmam gerektiği için şunu yanıma aldım. Bilgisayarı açıyoruz. Şarjımız var. %31'miş. Ve I'm ready to work. Ya Melis çalışıp ne yapıyorsun diyebilirsiniz. Ama bir sürü şey halletmem lazım. Mesela şu an logo mu yapmam lazım? Yani zaten mimari fakültesi mezunuyum ve basic birkaç bir şey biliyorum. Erkek arkadaşım zaten çok hakim. Kıvanç biliyorsunuz. Sanıyorsunuz. O yüzden bir tasarımcıyla çalışmadım. Ve yani neden çalışmadım tam olarak aslında ben de bilmiyorum ama çalışmadım yani. Kendim halledebileceğimi düşünüyorum. Onlar var, mailler var, direktler var. Kesinlikle bakılması gereken ve hafta sonu bir workshop'um var. Pazar günü workshop için program hazırlamam lazım. Kullandığım ürünleri vesaire vesaire yazmam lazım. Burası için araştırma yapmam gerekiyor aynı zamanda. Böyle yani. Ben biraz çalışmaca yapacağım. Size de iyi eğlenceler diliyorum. Bu gereksiz triplerimi görmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Enerjimin düşük olduğuna bakmayın. Aşırı iyi hissediyorum aksine. Akşama da masal masacığım gelirse önünde bir makyaj çekerim belki. Öpüyorum size. Şimdilik iyi günler. Bu arada saat 1:30. Kamerayı çok güzel çevirmedim ha. Şimdi kaşlarımı alacağım. O sebeple şunu bir alkolüyorum. Cımbızcığımı, sonucumu temizliyorum. Arkada da film çalıyor. Şimdi kaşlarım bayağı bir çıkmış. Zaten vitamin de uyguluyoruz bana. Vitamin nedir diyorsanız da Instagram sayfama gidip kaş alımı, kaş şekillendirme, besleme kısmına bakabilirsiniz. Gözde ve ben uyguluyoruz şu an stüdyoda. Güzel oluyor. Ablamın çıkmayan kaşları çıkmaya başladı. Happy. Şimdi kaşıma ekstra bir şekil vermeyeceğim ama şurası çok güzel çıkıyor. Çok mutluyum. Şu üst taraf benim normalde boştu. Şimdi oralarda çıkmaya başladı. Ben de yavaştan şöyle bir kaşlarımı alayım. Aşağı ettiği kestiğiniz zaman kaşınızdaki nerede yoğunluk olup olmadığını çok daha net görebiliyorsunuz. Ve taradığınız zaman daha güzel gözüküyor. Mesela şuralar birazcık daha yoğun. O yoğunluğu eğer istemiyorsam. Minicik minicik, kendi kaşım için minicik minicik kesiyorum. Eğer çok daha yoğun bir kaş varsa daha yoğun ara makas atıyoruz. Aslında saça yaptığımız ara makas gibi bir şey bu. Bu taraf zaten daha seyrek ama şu uçları kesebilirim. Şimdi de bıyıklarımı alacağım çünkü kendi kendime iple bıyık alamıyorum. Evin içinde bir kaş odası olunca işler bu kadar rahat oluyor işte. Güzel bir konsept vallahi. Evimi seviyorum. Vallahi şu kaşıma botoks yaptıracağım ya. Şu ne kadar güzel havada duruyor bu. Sürekli taramanız gerekiyor. Şurayı toparlıyorum. Şimdi maskelerime bakalım. Burası benim maske köşem. Lip maskımız var. Burun maskesi var. Harika değil mi? Harika ötesi. Sephora'nın anaslı maskesini yapacağım. Bu da diyor ki gözüne küçültücü ve daha pürüzsüz yapıcı bir maskeymiş. Yapalım. Seviyorum ben böyle kağıt maskeleri. Akşam yoktu. Akşam yine bir yere gideceğim tabii ki. O sebeple makyaj öncesi böyle şeyler güzel oluyor. Şöyle çıkaralım. Ay çok genişmiş bu. Şöyle oturtmanız da gerekiyor. Andro'ya ekstra gerek kalmadı. Bu bayağı göz altına kadar gidiyor. Okidoki. Şimdi bununla oturacağız. Hatta ben el maskesi de yapsam güzel olurdu. Ama yapmayacağım. Bunları atayım çünkü.
Kızım, yine mi uyuyorsun sen ya? Hep burada uyuyor. Uyandırdım. Biraz önce söylediğim gibi raplerinden söyledim. Çok güzel. Ama yanlışlıkla et söylemişim tabii söyleyeceğimi. Ah gene çıktı. Pixi kafayı yemiş ya. Bir metrelik yere zıplıyor ya. Bir metrelik mermer üstüne zıplıyor ya. Kızım acık uslu olsan ne olur. Ne olur acık uslu olsan. Olmuyor mu sende bu? Gördüğünüz en yaramaz kedilerden, en laf dinlemez kedilerden biri. Bakmayın öyle güzel uyuduğuna siz. Tamam. Ben şu yemeğimi bitireyim. Biraz sonra Tuba gelecek sanıyorum ki. Onu da gösteririm. Böyle bir gün işte. Görüyorsunuz. Evde tek başına adam. Arkadaşlarım geldi kombine geçti. Çiçek üstündeki... Arkadaşlarım geldi kombine. Buyurunuz. Sıkıcı günlerinden beni çekiyorum Ahmet. Neden böyle bir vlog çekiyorsun? Bence çok değişik bir fikir çünkü kimse sıkıcı günlerini çekmiyor yani. Herkesin hayatı çok güzelmiş gibi çekiyorlar. Şimdi Kıvanççığımla şu müziği bir kısayım. Telif yerde. Aynen telif yiyeceğiz gereksiz yere. Biraz uzak. Bak çizmiş gene aydınlatmamız ve barımızla alakalı planımızı yaptık. 100 santim diyorsun. Vallahi çok zor bir şeymiş ya gerçekten. Evet, kendim ettim, kendim buldum. Mermerin üstünü koruma kağıdıyla yapmamışım. Sadece yanlarını yapmışım. O yüzden üstüne de sprey geldi. Aklınızda bulunsun. Cif kullanıyorum. Böyle diş fırçası, cif çıkarıyor. Ama bugün bu lev işiyim yani. Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak sıkıcı günümüzü bar partisiyle sonlandırdık. Umarım yarın da başka sıkıcı bir güne uyanırız. O günü de çekelim diye düşünüyorum. Böyle sıkıcı gün silsilesi yaparız. Siz de biliyorum kafa dağıtmak için izliyorsunuz böyle şeyleri ama ben de genelde öyle şeyler yapıyorum. Belki farklı şeyler yapmışımdır sizden diye düşünüyorum. Kendi kendimi eğlendirdim. Hiç makyaj yapmadığım bir gün oldu. İlginçtir. Yapmayı planlıyordum aslında bir noktada. Ama olmadı. Masamın gelmesini planlıyordum. O da olmadı. Artık şeye çok alıştım. Fiksik oluştu. Planladığım şeylerin olmamasına alıştım. Değişik bir dönem oluyor. Genelde planladığım şeyleri yapmayı tercih ediyorum. Öyle yani. İyi geceler diliyorum size. Ben
de artık. Yavaştan kaçarım herhalde. Ev biraz dağınık ama ben şimdi sabah yogası yapacağım. Bakın, dünkü kıyafetlerimle uyuyakaldım. Harika değil miyim? Bugün de harikayım. Normalde bunu yapmam bu arada yani. Evde dışarıda giyebileceğim şeylerle uyumam. Çok nadiren olabiliyor. Şimdi dediğim gibi yoga yapacağım. Hala mat almadım, inanılır gibi değil. Sinir oluyorum kendime ama en azından yoga yapmaya devam ediyorum. Bu da bir şey. Eğer beni storylerden takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Düzenli hale getirmeye çalışıyorum. Artık bir haftaya geçti. Dün yapamadım. Onun yerine ev işi yaptım. Ama bugün motiveyim, yapacağım. O yüzden size de göstermek istedim. Böyle garip bir 24 saati benimle beraber geçirmiş oldunuz. Saat daha 10, 24 saat sayılmaz ama saat 1'de falan mı başladı? 1'de başladık galiba çekmeye. Bugün işlerimi halledeceğim, bugün artık dışarı çıkıyorum. Yani evde geçirdiğim... Hiç dışarı çıkmadım ya gerçekten, şaka gibi. Normalde benim hiç böyle bir günümü evde geçirmem mümkün değil çünkü. Yani illa dışarı çıkıyorum, illa bir şey yapıyorum hani. En kötü Zorlu'ya giderim mesela. Onu da yapmadım, tebrik ediyorum kendimi. Biraz yorgun hissediyorum ama yoga iyi geldi. Şimdi kahvaltıda elmamı yiyeceğim. Kıpta şambarımı yedim, yok. Aykut aldığım günlerin sabahına ya yumurta yiyorum ya elma yiyorum. Bunu çok bildiğim için değil de kendimi dengelemek adına. Şimdi meyve yemeye çalışacağım. Acıkmaya devam edersem de artık salata falan yerim diye tahmin ediyorum. Umarım daha fazla acıkmam. O mutfağı toplayacağım şimdi. Artık onları da bence çok da gerek yok izlemenize diye düşünüyorum. Çünkü çok sıkılıyorum ben onları yaparken. Böyle veda etmek için geldim sizlere. Normal hayatıma geri dönmeye devam edeceğim. Oradan oraya koşturmaya. Bugün cuma. Çok koşturmaktan kastım bu arada, eminim birçoğunuz için ya ne yapıyorsun ki oluyordur ama... Planladığın, yani sürekli planlı olmak zorunda olduğum için koşturma gibi oluyor aslında. Ve sürekli stüdyoyla uğraştığım, yeni bir şeyler almamız ya da yaptığımız şeyi takip etmemiz için de zor oluyor. Amaç o. Demek istediklerim onlar. Sizi seviyorum. Vlog umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ortak yönlerimizi daha fazla görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Çünkü evde oturmak hiç benlik bir şey değil. O yüzden olabildiğince... Sıkıcıydı yani geçtiğimiz gün. Böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.